Bu Akit gazetesinin şeysi Kenan diye bir adam işte. Bizim Atatürk'e minnet borcumuz yoktur diye bir tweet atmış. Doğrudur, yoktur. Sen ve senin gibilerin karın ağrısını biz zaten biliyoruz. Üstüne basa basa söylemene gerek yok. Atatürk'e minnet borcu olan zaten Türk milleti. Yani senlik bir şey yok zaten. Düşman postalları 5 yıl, 4 ay, 10 gün ecdat emaneti şehri İstanbul'u çiğnerken onları gördüğü gün geldikleri gibi giderler diyen adama bizim minnet borcumuz var. Saray ve şürekası İngilizleri gücendirmemeliyiz derken İngilizleri cezalandıracağım diyerek analarından emdikleri sütü burunlarından getiren adama minnet borcumuz var. Şeyhülislam kılıklı İngiliz köpeği Mustafa Sabri Türklüğünden istifa ederken yüzyıllar boyunca milli kimliği unutturulmuş, özünden uzaklaştırılmış bir ulusa milli şuuru yeniden, yüzyıllar sonra yeniden hatırlatan adama minnet borcumuz var bizim. Bir ulusun onurunu, gururunu, şerefini, haysiyetini, askeri ve politik dehasıyla düşman postalları altında çiğnenmekten kurtaran adama minnet borcumuz var. Koca bir millet cepheden cepheye koşarak, canını dişine takarak, hatta canını hiçe sayarak var olma mücadelesi verirken sarayında 5. karısına nikah kıyan padişah kılıklının idam fermanı çıkarttığı adama minnet borcumuz var bizim. Yunan uçaklarıyla Anadolu'ya din alimi süsü verilmiş, din bezirganı vatan hainlerinin kaleminden yazılmış ihanet bildirileri dağıtılırken ya istiklal ya ölüm diye haykıran adama minnet borcumuz var bizim. Egemenliği bir avuç saray concununun elinden alıp Türk milletinin bizatihi kendisine veren adama minnet borcumuz var bizim. Bu millet inandığı dini anlayabilsin, din bezirganlarının, din simsarlarının, din kemirgenlerinin insafına terk edilmesin diye Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çevirttiren, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurarak dini inanç özgürlüklerini devletin teminatı altına alan Mustafa Kemal Atatürk'e minnet borcumuz var bizim. Yani senin gibilerin çıkıp utanmadan İslam'a savaş açmıştı dediği adama minnet borcumuz var bizim. Kadın insan yerine bile koyulmazken, ey Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil omuzlar üstünde göğe yükselmeye layıksın diyerek o kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren adama minnet borcumuz var bizim. Kurslarda, yurtlarda çoluk çocuğun ırzına geçilirken çocuk yaştaki, bebek yaştaki hatta kız çocukları dini nikah kılıfıyla pedofili sapıkların koynuna sokulurken bundan tam 100 yıl önce vatanı korumak, çocukları korumakla başlar diyen adama minnet borcumuz var bizim. Kümelendikleri şirk tapınaklarında uydurma hurafelerle ve uydurma rivayetlerle insanların, Türk milletinin zihinlerini zehirleyen, çağ dışı kalmış, pejmürde Arap kültürünü bu millete din diye pazarlayan din şarlatanlarının ocağına ot tıkayan adamın her şeyine bizim minnet borcumuz var. Tirana sürüsü İtilaf devletlerine tanınan bütün kapitülasyonları, onların bu ülkede sahip olduğu bütün imtiyazları bu topraklardan defeden, yokluk içerisindeki bir milleti ayağa kaldırıp ekonomisinden eğitimine, sağlığından sanayisine birçok devrimler gerçekleştiren, gıpta edilen devrimler gerçekleştiren, çok kısa bir sürede dünyayla rekabet edebilecek ve kendi kendisine yetebilecek bir ülke inşa eden adama minnet borcumuz var bizim. Komşu ülkelerle kurduğu barış paktlarıyla 100 yıldır güven ve huzur içerisinde yaşamamızı sağlayan adama bizim minnet borcumuz var. Benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin diyen adama minnet borcumuz var. Benim bedenim bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diyen adama minnet borcumuz var bizim. 152 ülkenin imzasıyla dünyanın en eşsiz lideri seçilen, 30'dan fazla ülkede heykeli büstü bulunan, birçok dünya ülkesinde 120'den fazla sokakta caddede adı verilen ve birçok dünya ülkesinde yine okullarda ders olarak okutulan Mustafa Kemal Atatürk'e minnet borcumuz var bizim. Yani Türk milletinin ona minnet borcu var. Sen ve senin gibiler Atatürk'e minnet duysa ne olur, duymasa ne olur? Sen kimsin ya, sen kimsin? Otur, otur, sıfır, sana da sıfır, yıldızlı sıfır verdim sana. Hadi canım.